Mavikadın.com'dan herkese merhaba. Astrolog Özlem Recep bizimle birlikte burçları, 25 Mart tutulmasını ve burçları nelerin beklediğini konuşacağız. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Tutulmalar bekleniyor. Merakla bekliyorlar izleyenler de. 25 Mart tutulması ile ilgili, burçları nelerin beklediği ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Gümbür gümbür. Evet, gümbür gümbür bir tutulma geliyor 25 Mart'ta. Aslında ilişkileri etkileyecek olan, hukuksal süreçleri etkileyecek olan, ortaklık projeleri etkileyecek olan bir tutulmanın içerisindeyiz. Koç burcuna doğru olan Kuzey Ay düğüm döngüsüyle birlikte aslında Koç'ta bir sürü gezegen var. Bu döngü dünya içerisinde bir savaş döngüsü içerisine girilebileceğini tetikleyen bir mekanizmayı tetikleyecek ve Nisan ayına doğru olan süreçte aslında dünya karışıklığın içerisine girebilirmiş gibi görünüyor. Ama bu döngünün içerisinde aslında eğer ki terazideki o ay tutulmasını dengeleyebilirsek, yani barışçıl olan çözüm yollarını fark edebilirsek tüm dünya içerisindeki bu kaostan el birliği içerisinde çıkabilirmişiz gibi görünüyor. Haberiniz olsun diyelim. Bu döngü içerisinde aslında Türkiye için değerlendirecek olursak pek çok konu ekonomik anlamda her ne kadar sıkıntılı olursak olalım, bu döngü önümüzde 2026'ya kadar olan döngüde bizleri her ne kadar sıkıntıların içerisinden çıkıyormuş gibi dursak da büyüyeceğimiz, gelişeceğimiz, zenginleşeceğimiz ve 2026 döngüsünde refaha kavuşacağımız bir sürecin temelini atacak olan bir döngünün içerisine girdiğimizde anlatan sembolizmaları barındırıyor. Tüm dünya içerisinde dikkat edeceğimiz konular şunlar var aslına bakarsanız. Denizlerle alakalı olan konulara biraz dikkat etmemiz lazım. Deniz kazalarına dikkat etmemiz lazım. Yangınlar var. Yazın yangınlar, orman yangınlarını tetikleyecek olan yine bir tutulmanın içerisinden geçiyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Denizlerle alakalı şu konu var. Petrol gemilerine dikkat etmemiz lazım. Sularla alakalı, suların içerisine karışabilecek olan kimyasal süreçlere dikkat etmemiz lazım. Bunlar olumsuz olan yanları. Olumlu olan yanları ise hukuksal süreçlerle alakalı, vatandaşlık haklarıyla alakalı olan konularda değişiklikler yaşayacağımız bir döngünün içerisinden çıkacağız ve kanunlarda, prosedürlerde farklılıkların yaşanacağı bir döngünün içerisinde bulacağız kendimizi. Bu süreç her ne kadar aslında bir anda gerçekleşecek olsa da önümüzdeki yıllarda bizler için mutlu edecek olan, altyapıları sağlayacak olan bir döngünün içerisine sokabilirmiş gibi görünüyor bizleri. Bu süreç içerisinde aynı zamanda tüm dünya vatandaşlık haklarıyla alakalı olan konularda aslında kolaylıklar ve imkanlarla alakalı da karşılaşacağı konuları yaşayabilirmiş gibi görünüyor. Bu ay tutulması bitişleri aslında bizlere anlatsa da her bitişin içerisinde yeni bir başlangıç olduğunu bilerek fark etmemiz lazım ve önemli bir aydan geçiyoruz. Ramazan ayından geçiyoruz. Tutulmanın içerisinde de Şiron var. Yaraları olan, Şiron yaralı şifacıdır. Yaraları olan, yardıma ihtiyacı olan her kim varsa yardım edersek eğer ki el birliğiyle kendimize mutluluk yaratabileceğimiz konularda yaşayabiliriz. Biraz fark ederek ilerlememiz gereken bir tutulma aslına bakarsanız. Peki bu tutulmada burçları neler bekliyor? En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Hem de neler beklemiyor ki? 12 burcumuzu bekleyen konuları sizler için o zaman anlatıyorum. Şimdi Koç burçları kendinin gerçekten yenileyeceği, yükseleceği bir döngünün içerisinden geçiyor. 9 yıl boyunca yalnızlaştığı, ıssızlaştığı konularla alakalı, hakkına girildiği konularla alakalı yükseleceksin Koç burcu. İş imkanları karşına çıkacak. İlişkinle alakalı eğer ki problemlerin varsa, bekarsan ya da gerçekten hayatına doğru insanı seçemiyorsan, gelemiyorsa o kişi karşına gelebilir. Tek dikkat etmen gereken eski sağlık sıkıntıların bulunuyorsa yenilenebilme ihtimali bulunuyor ya da bir sağlık sıkıntın gündemde olabilir. Bu konuyla alakalı temkinli ve dikkatli olman gerekiyor sevgili Koç burcu diyorum ve Boğa burcuna geçiyorum. Sevgili Boğa burcu, bu döngü içerisinde yurt dışıyla alakalı olan konularda fırsatlar ve karlı yatırımlar olabilir. Yurt dışı firmalarında çalışabilirsin veya yurt dışına yerleşmeyle alakalı, vatandaşlık almayla alakalı bir sürecin içerisinden geçebilirsin. Maddiyatla alakalı olan konularda şanslı fırsatlar var. Bunları iyi değerlendirmen gerekiyor. Eğitim ve hukuksal süreçlerle alakalı da fırsatlar zorlukların içerisinden seni bulacakmış gibi görünüyor. Peki ya İkizler Burcu? İkizler Burcu ise bu döngü içerisinde hayal kırıklığına uğradığın ne varsa şimdi aslında kendini yenileme zamanı, hayallerini gerçekleştirmek, kitlelere ulaşmak için fırsatların bulunuyor sevgili İkizler Burcu. Özel hayatınla alakalı gitmesi gereken kişi giderken hayatın içerisinde olması gereken kişi seni bulacak eğer ki yalnızsan ya da evliysen çocuk bebekle alakalı olan konular gündeminde olabilir. Kariyer fırsatlarını da iyi değerlendirmen gereken bir döngüden geçiyorsun sevgili ikizler diyelim. Ve hemen akabinde yengeçlere geçiyorum. Sevgili yengeç burcu, kariyer, kariyer, kariyer döngüsü. Bu döngü içerisinde terfi etmek istiyorsan fırsatlar seninle birlikte olacak.
olarak bu fırsatları iyi değerlendirmen gerekiyor. Aynı zamanda Yengeç Burcu özel hayatınla alakalı bir ayrılık döngüsü yaşıyorsan eğer ki lütfen panikleme. Eğer ki bu ilişki bitiyorsa sonbahar döngüsüyle birlikte hayatına gelebilecek olan aşka merhaba diyeceksin, merak etme. Eğer ki uzak bir şehirdeysen ya da işte diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsun ama Çanakkale'den bir ev almak istiyorsun, bu döngüler içinde destekleniyorsun. Aynı zamanda tayin ve terfilerle alakalı da fırsatlar bulunuyor. Peki aslanlar? Aslan Burcu, geçtiğimiz yaz aylarından beri ilişkilerinle alakalı sınandığın bir süreci yaşıyor olabilirsin. Sevgili aslan, ilişkinde, evliliğinde tamam mı, devam mı kararları alabileceğin bir sürecin içerisinden geçerken maddiyatla alakalı olan konularda lütfen temkinli ve dikkatli olmalısın. Hukuksal süreçler ilişkinde seni maddiyatla alakalı olan konularda sanki zorlayacak olan döngülere götürebilir. Ortaklı işlerin bulunuyorsa eğer ki hukuksal süreçlere uygun olmasına özen göstermen iyi olabilir. Sevgili aslan, yurt dışıyla alakalı ya da uzak şehirlerle alakalı eğer ki devlet kurumunda çalışıyorsan tayinlerle alakalı çok büyük destekleniyorsun. Fırsatları değerlendirmen gerekiyor diyelim ve hemen akabinde başaklara geçelim. Sevgili başak burçları, sağlığınla alakalı özellikle ameliyatlar ya da olabilecek olan eğer ki geçtiğimiz senelerde bazı yaşadığın sıkıntılar varsa sağlık konusunda bunlara karşı biraz daha dikkatli, temkinli olman gerekiyor. Çünkü ameliyatlar gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Bu döngü içerisinde ev alımlarıyla alakalı kredi faizleri, kredi yapılandırmalarıyla alakalı yatırım yapmak istiyorsan bunları değerlendireceksin. Özel hayatında ise eğer ki yalnızsan kalbini yerinden oynatacak olan, mutlu olacağın bir beraberlik var ama sanki bu beraberliği hemen böyle herkese duyurmayacaksın gibi görünüyor. Haberin olsun sevgili Başak diyelim ve teraziye geçelim. Sevgili terazi burcu, tutulmalar seni zorluyor mu? Evet, zorluyor. Bu döngü içerisinde sağlığına çok dikkat etmen lazım. Çünkü bu bir ay tutulması ve böbreklerinde, üreme organlarında, aynı zamanda migren ve başla alakalı olabilecek olan sıkıntılar gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Sevgili terazi, geçtiğimiz senelerde evliliğinde, ilişkinde pek çok haksızlığa uğramış olabilirsin. Karşına çıkacak olan yeni kişiler, geçtiğimiz senelerde yaşadığın haksızlıklara uğradığın kişiler gibi olmayabilir. Neden değerlendirmiyorsun? Bu döngü içerisinde beraberliklerle alakalı, ilişkilerle alakalı destekleneceksin. Bırak yaraların sarılsın diyelim. Ve aynı zamanda terazi burcu, bu döngüler seni evliliğe hazırlıyor. Farkında mısın? Eğer ki evliysen ve mutluysan ikinci çocuk ve ev alımlarıyla alakalı çok büyük destekleniyorsun. Haberin olsun diyelim. Ve hemen akabinde hangi burcumuz? Akrep burcumuza geçiyoruz. Akrep burcu, aile içerisinde sağlık sıkıntısı olan kişiler bulunuyorsa eğer ki onlarla alakalı koşturmaların ve bazı sıkıntıların gündemde olabilir. Onları ihmal etmemen gereken bir sürecin içerisinden geçeceksin. Farkında mısın bilmiyorum. İş hayatıyla alakalı çok büyük fırsatların karşına çıkacağı bir döngüden geçeceksin. İş fırsatlarını lütfen iyi değerlendirmen lazım. Yeni iş ve prosedürsel olan konularla alakalı destekleniyorsun. Bu imkanları kaçırmaman gerekiyor diyelim ve hemen akabinde yay burcuna geçelim. Yaylar, ikili ilişkisiyle alakalı çok sınandılar yay burçları. Yay burcu, doğru yerde, doğru kişiyle, doğru bir şekilde aslında olmak, buluşmak ve hayat akışın içerisinde ilerlemek için o kişi hayatına gelecek ama belki de bir beraberlik biterek olabilir bu döngü. Bir kriz atlatabilirsin. Hemen korkma, hemen üzülme ama bu sürecin sonrasında hayatına gelecek olan kişiyle aslında mutluluğa merhaba diyeceğin bir süreç olabilir. Sevgili yay burcu, eğer ki çocuk planlıyorsan, evliysen ve mutluysan, çocuk planlıyorsan tedavisel süreçler içerisinden geçebilirsin ama özel hayatına alakalı sıkıntılar bulunuyorsa lütfen psikolojik anlamda destek alman gereken döngüler olduğunu da unutmaman gerektiğini söyleyelim. Ve hemen akabinde oğlaklara geçiyorum. Oğlak burcu, iş hayatında emeklilik döngüsü mü desem yoksa alacaklı olduğun haklarla alakalı bir döngünün geldiğini mi anlatsam? Hemen panikleme, korkma çünkü oğlak burçları biliyorum çalışmaktan yana çok meraklılar. Ben ne yapacağım şimdi, çalışmayacak mıyım dediğini duyar gibiyim. Hemen korkmanı istemiyorum. Oğlak burcu, belki emeklilik hakkını alıp tekrardan devam edebileceğin de konular gündemde olabilir ama bu süreç seni biraz daha böyle haklarını alarak ya da dinlenmek istiyorsan, alternatif bir iş hayatı yaratmak istiyorsan kendine biraz dinlendikten sonra bu konularla alakalı destekliyor olacak. Ev hayatınla alakalı da fırsatlar gündeminde. Ev alım satımlarıyla alakalı da fırsatlar yine senin hayatında olacak. Lütfen ama oğlak burcuysan aile soyundan annenle, babanla ya da büyüklerine biraz daha ilgilenmeye, özen göstermeye çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü belki onların da bir rahatsızlık döngüsü içerisinden geçme ihtimalleri bulunuyor diyelim. Ve hemen akabinde kova burçlarına geçiyorum. Kovalar, çok zorlanıyorsunuz biliyorum ama hayat sizi
aslında yukarılara taşımak için senaryolar oluşturuyor. Bu döngü içerisinde kendi tanıtımlarınızı yapmak, planlarınızı yapmak, şirket kurulumları yapmak, medyada kendinizi göstermek ve 2026 yılına kadarki olan süreçte kendinizi yukarılara çıkartmak için konu ve kişilerle karşılaşacaksınız. Bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Yolculuklar gündeminizde olacak, araba alım satımları gündeminizde olacak. Farklı bir şehre yerleşmek istiyorsanız siz ya da çocuklarınız farklı bir şehre yerleşmesiyle alakalı olan konular gündeminizde olabilirmiş gibi görünüyor. Çocuklarınızın eğitim ve öğrenim hayatıyla alakalı da yükselişe geçecekleri bir sürecin içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Lütfen fırsatları iyi değerlendirin diyelim ve hemen akabinde balıklara geçelim. Sevgili balıklar, balık burçları, aslında zorlandığınız ne varsa zorluğun içerisinde onlar için, balık burçları için bir kolaylık döngüsü başlayacak. Zorluğunuz kolaylaşacak. Dış görünüşünüz, imajınız, aslında duruşunuz değişirken artık otorite olmayı, bilgi ve tecrübelerinizle birlikte otorite olmanın keyfini de süreceğiniz bir dönemin içerisinden geçerken bu süreç size maddiyatla alakalı olan konularda fırsatları barındırıyor olacak ve karlı yatırımlar yapmak, iş hayatında planlar, programlar yapırken kazanacağınız bir döngünün içerisinden geçmek için şahane bir döngü sizinle birlikte. Özel hayatınızla alakalı da evlilik süreçleri içerisinde girebilirsiniz. Eğer ki yalnızsınız diyelim ve aynı zamanda eğer ki evliliğiniz bulunuyorsa sorumluluk sahibi olacağınız bir döngü bekliyor. Bu da çocuk konularıyla alakalı olabilirmiş gibi görünüyor. Hakkınızda her şeyin hayırlısına olmasını diliyorum. 12 burcu tamamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Astrolog Özlem Recep bizimle birlikteydi. 25 Mart tutulmasını, burçlar üzerindeki etkisini ve Türkiye üzerindeki etkisini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sizler de mavikadın.com YouTube hesabı üzerinden videoyu izleyebilirsiniz.